İyi ki evlenip uzaklara gitmedim. Yoksa babaya kim göz kulak olurdu? Kaçıp kaçıp giderdi, ruhunuz duymazdı. Ondan gitmedin yani bu evden. Ondan gitmedim tabii. Niye gitmeyeceğim? Naci geldi. Naci geldi. Abla tamam, baba uyanacak. Ne yapacağım ben? Naci geldi. Ne yapacaksın yani? İlk gelişi değil ki bu. Ne heyecanlandın? Yani belki Naci'nin ilk gelişi değil ama benim kocamın ilk gelişi bu. Sen ne bileceksin? Mermer bakıyorsun öyle. Ay, tamam. Ben de şey oldum, merak ettim. Nerede kaldı bu dedim. Gözün yollarda kaldı demek. Kaldı canım. Yani olamaz mı? Ne bileyim, beni ilk günden Memduh hocalara postaladığına göre dedim. Ay Naci, aşk olsun ya. O nasıl laf öyle? Baba nerede? Babayı yatırdık. Biraz önce yattı. Sen dur, terlik getireyim. Sen de iyice yıkandın, mis gibi oldun değil mi? İnanmıyorsan kopla Safiye. Yok yok, tamam. Yani inandım, inandım. Bak bunları dışarı koyuyorum karıcığım. Evet. Yani şeyle değdirmeden diğerlerine, tamam, orada kalır öyle düzgünce. Tamam. Dur ben şunları şey yapayım bir. Zaten bez serdim buraya. Hı. Sen şöyle istersen rahat rahat. Dur o zaman, ben onları alayım. Sen şey yapma, kaldırma. Tamam. Ağır. Tamam. Değdirmeden. Tamam. Tamam. Söylemedin. Ne? Ha, evet, babayı yeni uyuttuk. Aklım gitti bir anda. Hala söylemiyorsun. Tamam, tamam, söyleyeceğim Naci. Evine hoş geldin Naci. Evimize. Evimize. Bunlar ayak altında durmasın. Ben nereye koyayım? Yok, ben koyarım. İçindekileri yıkayacağım zaten. Ben hallederim onu. Yok ama yıkayamazsın onların hepsini. Zaten yıkayamazsın. Tamam, en azından birkaç parça işte pantolon, gömlek, ne bileyim belki pijama. Safiye, bugün bizim ilk günümüz. Biz daha yeni evlendik. Sabahı zaten kaçırdık. Bari günün geri kalanını ziyan etmeyelim. Daha 16 saat oldu. Tamam. O zaman Gülben'in odasına koyayım ben onları şimdilik. Tamam, orada dursun o zaman. Tamam. Dur bir... Ben bir bez getireyim oraya sermek için. Hemen geliyorum. Ha, Naci. Havlularını getirdim sana. Bak bu el havlusu, bu yüz havlusu, bu da vücut havlusu. Yeşil seninkiler. Babanınki lacivert, benimki beyaz. Karıştırmayasın, tamam mı? Hani olur da dalgınlığına gelir, karıştırırsan hemen kirli sepetine atıyorsun, tamam mı? Anladın mı? Anladım. Tamam. O zaman sabunlara geçiyorum. Bak sabununu buraya koydum. Seninki yine yeşil. Poşetin de bir güzel. Elini bir güzel yıkadıktan sonra tekrar durulayıp poşetine koyarsın. Başka? Zaten duş için Memduh hocalardan rica ediyorum. Ay Naci, amma uzattın yani. Ben onu bir kerelik rica ettim senden. Hem o kadar uzak yere gittik. Otellerde kaldık, yollardan geldik. Size ev aldığıma şükredin. Şükürler olsun. Neyse tamam, bölme beni. Herkesin banyo günü ayrı. Özel bir durum olmadıkça 4 kereye geçmiyoruz haftada. Aa, 4 gün biraz fazla değil mi Safiye? Tamam, sormadım, farz et. Çamaşırların kirlendiğinde bana getiriyorsun, ben yıkıyorum. Ben o erkeklerden değilim biliyorsun. Ben de o kadınlardan değilim Naci, biliyorsun. Safiye, mutfağa sokmuyorsun, bari müsaade et kendi çamaşırımı kendi... Hayır, yıkayabileceğini bilsem, yapabileceğini bilsem ben zaten karışmam. Ha, bir gün öğrenirsen söz veriyorum, gıkım çıkmaz. Neyse, çamaşır makinesi burada zaten. Onunla bir işin yok, onu ben hallediyorum. Sen bir ellerini yıka, ben bir göreyim. Safiye, 2-3 yaşımdan beri yapabiliyorum ben bu işi kendi başıma.
Nasıl bir eziyet diyorsun değil mi bu? Şimdiden pişman oldun herhalde. Ona senin bile gücün yetmez Safiye. Şimdi dışarı çıkarsan her ellerimi yıkayacağım. Yani Safiye, bu kadarcık mahremiyetim olacak herhalde değil mi? Tamam, tamam. Yeşiller senin, unutmayasın. Tamam. Ne oldu?